Mutlu Müzik'ten herkese merhaba. 21 Ekim haftası etkinlik takvimine baktığımızda Çarşamba günü İF Beşiktaş'ta Patron, Cuma günü Harbiye Açık Hava'da Zeynep Bastık, Cumartesi günü Durak Kadıköy'de Manuş Baba sahnedeydi. Biz de bu hafta birazcık rap müzik dinleyelim dedik ve İF Beşiktaş'a Patron konserine gitmeye karar verdik. E hadi öyleyse hep birlikte İF Beşiktaş'a doğru geçelim. Düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Sizce bizi nasıl bir konser bekliyor? Ati ile Patron'un uyumu çok güzel olacağını düşünüyorum. Çok uzun zamandır planlıyorduk zaten. Diğer ergenlerin gittiği konsere göre daha bir kaliteli bir konser bekliyor. Patron özellikle çok seviyordum. Beklediğim bir konserde geldim. Çok seviyorum. İnşallah çok güzel geçecek. Gerçek bir rap konseri bekliyoruz. Çünkü son zamanlarda çok fazla rapçi var ortada. Orijinal olduklarını düşünmüyorum hepsinin. Patron orijinal olanlardan biri. Yıllardır çünkü bu işi yapıyor. Patron deyince aklınıza gelen ilk şey ne oluyor? Sizi uyandırdığı şey. PMC Boss tamamen Foss. Bu gece dair duygu ve düşünceleriniz neler? Bizi nasıl bir konser bekliyor? 2019 boyunca yılbaşına kadar hızlı bir tempoyla devam edeceğiz. Bugün için mutluyum, umutluyum, güzel olacak. Mikrofonun belası. Kaybedecek ne kaldan bahsetmek istiyorum. Kaybedecek ne kaldı diye paylaştıktan sonra birçok tepki aldınız, olumlu olumsuz. Daha sonrasında Twitter üzerinden Şehinşah bir tepki gösterdi. Ama şu an baktığımız noktada sanırım aradaki buzlar erimiş ve daha tatlıya bağlanmış gibi gözüküyor. Ama yine de son durumu sizden öğrenmek istiyoruz. Çok kişi tepki gösterdi. Ama gösteren kişilerle birçoğuyla konuştuk. Yani parça aslında çok kötü niyetli bir parça değildi. Şu an bugünlerde daha kötü niyetli olanlarını gördükleri için şu an beni biraz serbest bıraktılar. Çünkü gerçekten üzüldüğüm noktalar vardı. Arkadaşlarıma sitem ettim. O esnada tabii ki değişik tepkiler gösteren, destek veren, destek vermeyen birçok insan oldu ama bu hip hop rap konusundaki kararlılığımı gören kişiler artık yani bu çocuk zaten bunu 15-20 senedir yapıyor. Böyle bir şeylere de kızmış olabilir. Artık bunu salalım yani normal hakkıdır dediler. Şehinşah'la küs değiliz. Şehinşah'la konuşuyoruz evet. Sosyal medyada böyle gözüktüğü için sormak istedim aslında. Ya evet ben birbirimize şimdiye kadar hiçbir zaman sesimizi yükseltip küfür falan etmişliğimiz yok bizim yani. Bunlar hep oyunun içindeki bazı anlaşmazlıklar. Dediğimiz gibi bunu spor gibi görebilirsek her müzisyenin de iddiası var. Hani sporcular nasıllar? İyi hazırlandık, yeneceğiz. Mutlaka alacağız maçı falan gibi. Yani herkesin iddiası var ve insanlar bu konuda profesyoneller artık birbirlerini anlayışla karşılıyor. Gençlerle çalışıyorsunuz ve onlarla beraber yeni şeyler denemek istediğinizi ve onlara yol göstermek istediğinizi biliyoruz. Peki bunları oluştururken siz motivasyonu nelerden sağlıyorsunuz? Neler sizi motive ediyor? Yaşlı ya da genç fark etmez. İstekli olan, kendi başına çalışmalar yapıp adım atabilen, sorumluluk sahibi insanlarla çalışmayı seviyorum. Güzel sonuçlar aldığım için daha da hevesli bir şekilde ben de buna devam ediyorum. Label olarak biz 2013'te zaten benim kanalımdaki PMC Represents Underground'ı yaptığımız zaman zaten orada bundan 7 sene önce neyi planladığımızı görmüş olursunuz. Şu an sektör yeni oturuyor. Tabii ki planlarımız var ama artık biraz daha yavaş gidiyoruz. Kendi işlerim bu ara çok yoğun ama yeni senede gençlerle çok güzel bir albüm düşünüyorum mutlaka. Sorularımdan bir tanesi de yeni PMC ile alakalıydı. Yani yeni projeleriniz neler? İşte hani kapatılmasından sonra tekrardan bir yeniden doğuş gibi bir süreç oldu aslında. Hani. Haksız bir olay yaşadığımızı düşünüyorum ama yine de iyiler kazanır diyorum mutlaka. Bunu hiç kafaya takmadan biz çalışmaya devam ettik. Ve yanımızda olan insanlar da bunu bir daha başaracağımızı gördüklerini düşünüyorum. Yeni projeler bu arada yolda. Benim 14 Kasım'da planladığım yeni single'ım geliyor. Umarım 1 Kasım'da klibini çekmeyi düşünüyoruz. Ati 242'nin 2 tane yeni şarkısını kaydettik. Onlardan birine klip yapmayı düşünüyoruz. Emboli'nin yeni şarkıları gelecek. Yani gençlerle devam ediyoruz. Solo da devam ediyorum. Konserlerimize de devam ediyoruz. Her şey güzel. Sürekli
sürekli yeni şeyler deniyorken görüyoruz ve piyasadaki birçok insan da aynılığı ile eleştiriliyor. Peki bu durumda siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani sürekli olarak çok rahat bir şekilde, dışarıdan gözüken çok rahat bir şekilde yeni şeyler üretebildiğinizi görüyoruz. Benim için bu çok kolay çünkü zaten tutkum bu. Her zaman değişik şeyler yapmak. Bu konuda hırslıyım. Yani aynı şeyi yapmaktan sıkılan bir karakterim var. Tecrübeleriniz alakalı mı yoksa sürekli müzik dinliyor olmanızla alakalı mı bu yenilikçi kafanın sebebi aslında? Onu merak ediyorum biraz da. Tutku. Yani zaten buydu en başta. Hep eleştirildiğim nokta da buydu. İşte duygusal yaptığımda çevremdeki insanları eleştirdi. İşte başka bir şey yaptığımda onu eleştirdiler, bunu eleştirdiler. En son artık yalnız kaldığım süreçte eleştirildiğim işlerin şu an ne kadar çok dinlendiğini, yayıldığını ve kazanç getirdiğini gördükten sonra zaten artık önümden geçen her şeyi deniyorum. Yeni çıkan işleri dinliyorum. Çok fazla insanları eleştirmem, yargılamam kendi normal hayatımda. Mikrofonun başına geçince tabii biraz farklı olabiliyor ama normal hayatımda çok fazla bu çok kötü yapmış, bu mahvetti, bu niye böyle asla yapmıyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Bunu yaparken ne hissetti? Bundan çok keyif almış olabilir. Ben de almalıyım. Rekabetçi tarafım da biraz belki bununla alakalı. Siz bunu sormadınız ama senelerce bunu negatif olarak görüldü bu. 20'li yaşlarım boyunca. Sürekli arabayı oraya çeviriyorsun, buraya çeviriyorsun. Düz bir yolda gidemediğin için başarılı olamıyorsun dendi senelerce. Şu anda arabayı aldığım gibi sağa sola ne istiyorsam yapıyorum ve beğeniliyor. Bunun anlaşıldığı için de çok mutluyum yani. Şarkı sözlerinizi yazarken tamamen böyle yaşanmışlıklardan mı yola çıkıyorsunuz yoksa tamamen kurgu olan durumlar da söz konusu mu yoksa tamamen dinliyorken böyle işte siz mi varsınız o sözlerde? Normalde ya tabii şarkıdan şarkıya değişen bir süreç bu. Her şarkı için yazdığım her şey benim hayatım diyemem tabii ki. Sizin hayatınızdan da beslenebilirim. Sizi ağlarken görürüm, bir yerde konuşuruz ya da bir kuzenim bir konuda çok üzgündür. Bütün hissedilen duyguları kağıda dökebilirim. Şu an rap müziğin gelmiş olduğu nokta hakkında siz ne düşünüyorsunuz ve aynı zamanda günümüzdeki rap müzik dinleyen kitle sizce nasıl? Güzel bence. Katılımın olması sevindirici. Bunu 15-20 senedir beklediğimi söylesem inanırsınız herhalde. Çünkü senelerdir böyle bir şeyin olmasını bekliyoruz ve mutluyum. Benim jenerasyonum başarılmasında en büyük paya sahip ve o yüzden bununla gurur duyuyorum. Bizle gurur duyuyorum. Ne kadar tartışmalı arkadaşlarımız da olsa vesaire bu camia olarak gerçekten bunu başardık. Ya sizi görmek istedim. 30 küsür sene bekledim ben. Bu akşama dair sizin de duygu ve düşüncelerinizi alsak. Güzel bir akşam olacak bugün. İlk performans Beşiktaş'ta. Siz de izlerken, dinlerken keyif alırsınız umarım. Patronla çalışmak nasıl bir duygu? PM'si hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok profesyonel bir duygu en başta. Bana sorarsanız zaten objektif cevap veremem benim aramdaki ilişkiden dolayı. PM'si 2020 diyeyim size. Öyle daha müzikle konuşalım. Beşiktaş'ta patron konserindeydik. Her şeyden önce çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Aynı zamanda harika bir performans sergiledi. Atil'in performansı beni ayrıca şaşırttı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar iyi bir performans beklemiyordum ama çok iyiydi. Benim için çok güzel geçti. Atil'in ve patronun yeni işlerini merakla bekliyoruz. Hoşçakalın. Sizin için farklı etkinliklere göz atmaya devam ediyoruz. Aslı Gökyokuş'un Dünya albümünün yeni klibi ilk olarak 2000 yılında yayınladığı Neresindeyim albümünde karşımıza çıkan ve bu albüm için tekrar yorumladığı Ölüm Kapımı Çalsa Da şarkısına geldi. Benzo Kriz, çok güzeliz.
Emir Yargın, Mevzu Kriz isimli yeni parçasını klip çalışmasıyla birlikte yayınladı. Gönül çelen, gönül çelen. Teoman'ın 2001 yılında çıkardığı 4. stüdyo albümü Gönül Çelen, plak ve CD formatında müzik marketlerdeki yerini aldı. Gökhan Türkmen'in 10 şarkılık albüm projesinin ilk parçası Aşkın Enkazı tüm dijital platformlarda. Cümleten merhaba. Unutmadan buraya. Ali Güçlü Şimşek, Barlastan Özemek ve Kaan Düzarat'tan oluşan Lalalar grubu, Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder ve Hata Benim Göbek Adım isimli iki yeni single çalışmasını dinleyicisiyle buluşturdu. Bu haftanın etkinlik takvimine baktığımızda 30 Ekim Salı İF Beşiktaş'ta Yaşlı Amca, 1 Kasım Cuma Salon İKSV'de Lalalar, 2 Kasım Cumartesi İF Beşiktaş'ta Gökhan Türkmen, 3 Kasım Pazar Volkswagen Arena'da Yüz Yüzeyken Konuşuruz sahnede. Şairin Azım Hikmet. Senaryosunu Ahmet Ümit'in kaleme aldığı Merhaba Güzel Vatanım bu hafta vizyonda. Sanattan korkmamalısın. Sanat dolu eğlenceli bir hafta olsun. Görüşmek üzere.